Başından beri anlatıyoruz yoksulluğu, adaletsizliği, özellikle gelir dağılımındaki bu bozulmayı ve sınıfsal ayrışmayı hep konuşuyoruz. Peki acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönemde bu politikalar nasıl şekillenmeli? Birbirlerine soracağız. Profesör Doktor Öner Günçav da hocamız bizlerle birlikte bu bölümde. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Günçav. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız için. Hiç ben uzatmadan sormak istiyorum size müsaade ederseniz. Hep Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar sağa kaydı eleştirilerine hedef olmuştu. Elbette siyaseten pek çok başlıkta bunu gördük ama ekonomide özellikle baktığımızda yoksul halk kesimlerinden, geniş halk kesimlerinden de oy alabilecek, ilgi görebilecek adımlar nasıl atılmalı? Yani özetle o rota sizce nasıl şekillenmeli yeni dönemde? Şimdi ben hayırlı olsunla başlamak istiyorum Özgür Özel ve ekibine. Gerçekten önemli bir demokrasi örneği verdiler ve Türkiye'nin unutmuş olduğu bir siyasi mücadele, olması gereken siyasi mücadelenin nasıl olması gerektiğini nesnel kaynaklara, nesnel bir takım gerekçelere dayandırarak gerçekçi bir siyasi mücadelenin örneğini gösterdiler. Bunun küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok özür dileyerek bir şey daha ifade edeyim Bilge Hanım. Buyurun. 100. yılımız bizim Cumhuriyetimizin. Dolayısıyla hem Cumhuriyetimizin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin dolayısıyla böyle istisnai bir dönüşüm hem parti içerisinde yaşanmış olması hem de bu yaşananların bütün Türkiye'nin gözleri önünde ilgi ve alakayla izlenmesi ve Türkiye'ye örnek olması bakımından da önemli bir gelişme olarak düşünüyorum. Şimdi Özgür Özel'in ekibine baktığınızda ve Özgür Bey'in kendi kişiliğine baktığınızda geçmişten çok ciddi farkları var Bilge Hanım. Bu kamuoyunda ne kadar görülüyor bilmiyorum ama sizler de yayın yaptınız hafta sonu boyunca ve çeşitli insanları, özellikle de Özgür Bey'in destekçilerini kamuoyunun karşısına çıkarttınız. Onların açıklamaları ben de ilgiyle izledim. Özgür Bey mücadeleci bir siyasetçi. Bunun en güzel delili ise geldiği yer, sivil toplum örgütü. Yani Özgür Bey emekli olduktan sonra, herhangi bir bürokratik kurumdan emekli olduktan sonra bürokrasiden siyasete geçmiş bir siyasetçi değil. Sivil toplumdan ve bir sivil toplum kuruluşundan aşama aşama mücadele ederek, her bir aşamada toplumun nabzını tutarak ve siyaset yaparak bu noktalara geldi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu daha gerçekçi ve toplumla bağları olan bir siyasetin izlenmesi bakımından önemlidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bu bana kalırsa önemli bir gelişmedir. Çünkü geçmişte bir takım istisnaları belki vardır ama lider kadro, yönetici kadro ağırlıklı bir şekilde bürokrasiden, akademiden oluşan bir yapı göstermekteydi. Ve bu da siyasi doğruların toplumdan kopuk bir şekilde icra edilmesine büyük ölçüde de devleti merkeze koyan bir siyaset tarzı benimsenmesine neden oluyordu. Dolayısıyla şu anda yapılan bir şey yok elbette Özgür Bey açısından. Ama ben onun kişiliği ve ekibinin kişilikleri itibariyle sadece bir beklentiyi ve algıyı dile getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu ekibinde de zaten özellikle kadın siyasetçilerin niteliği de çok önemli. Ben gördüğüm kadarıyla mücadeleci, toplumla bağları olan, özellikle kadın hareketinde belli bir yere gelmiş yöneticiler de bu ekip içerisinde, gerek parti meclisinde gerekse parti meclisi dışında delege olarak veya siyasetle ilgililer itibariyle. Dolayısıyla daha tırnak içerisinde militan, daha reaksiyonel,
daha sahada bir siyaset tarzının Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortaya çıkacağını ben düşünüyorum ki zaten bu da olması gereken. Siz ve sayın seyirciler lütfen dikkat etmeyin. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP yetkilileri, yazarları işte o gitti bu geldi demelerine siz itibar etmeyin. Onlar büyük bir olasılıkla çok rahatsızlardır bu şeylerden. Benim ifade ettiğim hususları onlar da elbette görüyor. Bir başka husus var Bilge Hanım. Biraz önce Umur Bey'in Talun'un yazısının aslında ruhu da buradan kaynaklanıyor. Özgür Özel Beyefendi konuşma yaparken ilkeden bahsetti, siyasi kimlikten bahsetti. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle seçim yenilgisinden sonra gündeme gelen tartışmalarda ana ekseni oluşturan bir husustu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha ideolojik bir kimliğe bürüneceği, ilkeler bazında bir siyaset yapacağı da açık. Dolayısıyla bu ilkeleri reaksiyonel ve daha aktif siyaset yapma şekliyle düşündüğünüzde bunun da bugüne kadar yapılan siyaset yapma şekli ki o işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli aralıklarla belli konularda açıklama yapma veya genel merkezde sözcünün bir takım uygulamalara karşı tepkide bulunma şeklinde olmayacak gibi. Yani onların yanına başka tepkilerinde gündeme getirileceği umudunu ben şey yapıyorum, taşıyorum. Bu siyaset tarzı elbette içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında bir takım yükler var. Ekonomik olarak paylaşılması gereken yükler var. Artık daha önce daha pasif reaksiyon göstermeyen, sadece toplumun gazını almaya yönelik bir takım açıklamalardan öteye giden eylemlerin bu tip maliyetlerin de kolayca çalışan kesimlerin üzerine yüklenemeyeceğini ya da yüklenmeden önce daha ciddi düşünmeleri gerektiğini de iktidara hatırlatacaktır diye düşünüyorum. Zaten seçim öncesinde hazırlanan Altılı Masa'nın çalışmaları da bu yönde bir takım önerileri de içeriyordu. Bu eğer aynı gemideysek ki bu metaforu iktidar temsilcileri sürekli olarak kullanıyorlar. Bu geminin gerçekten aynı gemi olduğunun tasvir edilmesi gerekiyor. Metaforu iktidar kullanıyor ama bunu tasvir etmekte uzak duruyor ve yükü çalışan kesimlere, dar kesimlere, orta sınıflara yükleme yoluna gidiyor. Dolayısıyla bu politikaları uygularken Mehmet Bey'in düne göre ya da geçen haftaya göre daha temkinli davranacağını, daha özenli davranacağını ben düşünüyorum. Bu tabii birden olmayacaktır. Önce rakibini test edeceklerdir. Buna karşı Özgür Bey ve ekibi de reaksiyonlarını ve tepkilerini uygun bir şekilde yeni bir dönemin kurallarını ilan eder gibi ortaya koyacaklarını ben düşünüyorum. Mesela Bilge Hanım, seçimlerden sonra siz hiç duydunuz mu kamunun tasarruflarıyla ilgili talepleri? Bu kamuoyunda benim gibi iktisatçıların, sizler gibi basın mensuplarının dikkat çektiği hususlardı. Ama nedense siyasiler bu konularda yeteri kadar tepki göstermedi. Bu soruları biz ifade ettiğimiz zaman, yönelttiğimiz zaman bir önceki yönetime, onlar bize örnek olarak yaptıkları basın toplantılarını gösteriyorlar ve biz tepkiyi gösterdik, vatandaş bunun arkasında durmadı şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Bunlar fiili olan şeylerdir bu arada, yaşadığımız şeylerdir. Oysa toplumun bir bütün olarak harekete geçirebilmek demek ki o basın toplantılarıyla olmuyor. Daha fazlasını yapmak,
toplumun dinamiğini, itirazlarını örgütlemek gerektiği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bağlamda da Özgür Özel ve arkadaşlarının örgütçü kimliklerinin sivil toplumdan gelmiş olmalarının olmalarını ben şahsen önemsiyorum. Bu muhalefet dinamiğini de örgütleyebilecek bir yönetim tarzı izleyebileceklerini düşünüyorum. Bunun sonucunda da önümüzdeki dönemde kamuda bir takım tasarruf tedbirlerinin alınabileceğini en azından göstermelik olarak ben şahsen bekliyorum bu durumda. Şimdi bu siyaset yapma tarzı sebebiyle, yönetim tarzı ve siyaset söylem değişmesi sebebiyle iktidarın birazcık rahatının bozulacağını da bu bağlamda düşünebilirim. Şimdi önümüzdeki seçimlerin de iktidar açısından çok önemli bir duruma geldiğini ben şahsen düşünüyorum. Daha yani geçen haftaya göre çok çok daha önemli bir duruma geldiğini düşünüyorum. Biraz öncesi sayın vatandaşlarımızın görüşlerini, beklentilerini kamuoyuyla paylaştınız ama oraya kadar gelmeden sadece üst yapıda, yönetimde, siyasette bunun deprem etkisi olacaktır ve bu gelişmelere yönelik olarak AKP içerisindeki yeni adayların gündeme gelebileceğini de düşünüyorum. Siyaset tarzının da değişeceğini düşünüyorum. Daha agresif olacaklarını eğer başarı elde etmek istiyorlarsa. Bu da tabii ki Mehmet Şimşek Beyefendi'nin sıkıntısı. O zaten paradoksal bir durumdaydı ya da çok zor bir durumda kendisi. Böyle seçim önem kazandığı zaman da iktidarın harcamaları ve seçim öncesi kamuoyu bu elverişsiz ortamda kamuoyu rızasını üretebilmek için daha değişik, daha popülist ekonomik politikaları gündeme alma ihtimalinin olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla geçen hafta enflasyon raporuyla birlikte açıklanan yeni ekonomik hedeflerin tekrar revizyona ihtiyacı olduğunda ifade edeyim. Zira bu elbette ekonomi yönetiminin başarısızlığının bir sonucu değildir Bilge Hanım. Bu daha çok ekonomi yönetiminin elinde bu tip şoklara karşı, bu tip siyasi ve ekonomik şokların etkilerini telafi edecek herhangi bir aracın olmamasından ya da araç serbestlisinin olmamasından kaynaklanmaktadır. İşte o yüzden biz Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı diyoruz. Dolayısıyla bu bağımsızlığı olmadığı için Merkez Bankası bu oluşan yeni siyaset tarzı ve bu siyaset tarzına AKP'nin göstereceği reaksiyon, kontur ataklar ekonomi alanında kendisini gösterecek ve Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı olduğu için de bu konularda herhangi bir şey yapamayacak. Şimdi bunun bir başka etkisi daha olacak Bilge Hanım. Ben bu gelişmelerin neticesinde muhalif kamuoyunun önemli bir motivasyon aldığını, motive olduğunu düşünüyorum şahsen. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedef olarak koyduğu İstanbul gibi büyük şehirleri alma hedefini de ortaya koyarsak amaç olarak bu mücadelenin kızışacağını düşünüyorum ve İstanbul gibi şeylerde de muhalefetin şansının daha fazla olduğunu gözlemliyorum. Böyle bir durumda bugüne kadar iktisatçıların yaptığı bir takım yorumlar vardı Bilge Hanım. Derlerdi ki efendim şimdi iktidara musamma gösterelim çünkü önümüzde seçim var. Seçim olduğu için iktidar seçim ekonomisi izleyecek. Bunu anlayışla karşılayalım, beklentilerimizi buna göre oluşturalım derler idi. Çok özür dilerim. Bu gayri meşru bir ifadedir, açıklamadır. Bu eylem siyasi iktidarın bu tip eylemlerine musamma göstermek piyasa açısından utanç verici bir şeydir. Piyasa ekonomistlerini bir tarafa bırakalım. Onlar ekmek parası peşinde. Ama böyle ekmek parası peşinde olmayan akademik düzeydeki iktisatçılar da bu davranışı
ve bu yönde uygulanan politikalara musamaha göstermişlerdir. Şimdi seçimden sonraki beklenti değişmiştir benim kanaatime göre. Onların tabiri, pardon sorun. Lütfen buyurunuz. Onların tabiriyle seçimden sonra işte Sayın Erdoğan ve AKP kurmayları çok yoğun bir şekilde stabilizasyon ve enflasyonla mücadele politikalarına yoğunlaşacaktır beklentisi vardı. Bu artık gündemden çıktı. Dolayısıyla iktidarın olması gereken noktaya geldi bu arada. Yani burada olumsuz bir şey söylemiyorum. Bunu da lütfen anlasınlar ve eleştirmesinler. Bütün dünyada bu böyle olur. Böyle kapsamlı istikrar tedbirleri toplumsal mutabakat olmadan uygulanamaz. Bir partinin, bir oligarşik yapının talepleri doğrultusunda bu denli yıkıcı etkisi olan politikaların tek başına uygulanması, muhalefetten destek almadan uygulanması doğru değildir. Bunu tekrarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla benim beklentim Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bu prensip doğrultusunda uygulanacak politikalarda iktidarın muhalefetin rızasını almak için diyalog kanalı kurmasına vesile olacağını da bu olayların düşünüyorum. Dolayısıyla o politikalar bir hafta önce, bir ay önce düşünüldüğü gibi şey yapılamaz, ya uygulanamaz. Burada bir ödünleşme olacak. Bütün yük sadece bir kesime değil, toplumun bütün kesimlerine yüklenecek. O gemi, içinde bulunduğumuz gemiyi artık birlikte tasvir edeceğiz. Sadece bir kişi onu tasvir etmeyecek. Bir şeyi daha dikkatlerinize tekrar sunmak istiyorum. Her konuşmamda bunu bu konuya dikkat çekmeye gayret ediyorum. Bana göre herhangi bir muhalefet, hatta AK Parti siyasetçilerin de eğer samimi ilerse, samimi ise bunlar, hadi onları bırakalım ama yeni CHP yönetiminin değişmez bir hedefe ihtiyacı var. Bugünkü ekonomik, toplumsal, sosyal problemlerimizin çözümü sadece iktisatla çözülmez, iktisat politikasıyla çözülmez. Çünkü problemin odağında siyaset vardır. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibinin değişmez hedefi başkanlık sistemidir. Ve yani başkanın kendisi tek adam rejimidir diyeyim doğru bir ifadeyle. Kuvvetler ayrılığının olmamasıdır. Dolayısıyla muhalefetin, Özgür Özel liderliğindeki muhalefetin bu değişmez hedefi her zaman, her daim gündemde tutması ve iktidarı ve toplumda bu yönde bir beklentinin oluşturulması gerekir. Bir son daha söyleyeyim. Ben seçimler sonrasında bunları yazdığım için sistematik bir şekilde, dolayısıyla önümde çok done de var, kafa yorduğum bir konu. Bilge Hanım, iktidarın bir kompozit, yani bir bütüncül yapı olduğunu varsayıyor insanlar. Dışarıya bilgi sızması engellendiği için. Ancak iktidar koalisyonları farklı farklı grupları bünyesinde barındırır. Özellikle 20 yıllık bir iktidardan sonra elbette farklı ekonomik çıkarlar AK Parti içerisinde filizlenmiştir, yer edinmiştir. Dolayısıyla bu farklı çıkarlar uygulanan ekonomik politikalardan homojen bir şekilde fayda elde edemezler. Onlar da muhalefetin farklı kesimleri gibi bir kısım lehine olur, bir kısım aleyhine olur bu tip politikalar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde AKP yönetiminin temel problemi kendi içerisindeki iktidar koalisyonu farklı grupları içeren, iş gruplarını içeren bu koalisyonu tutabilmektir. Bir arada tutabilmektir. Bir başka önceliği de yeni CHP yönetiminin AKP içerisindeki farklı motivasyonlara sahip, farklı kaynaklardan, gelir kaynaklarından desteklenen gruplara yönelik, onların şu anda AKP içerisinde oluşturduğu dengeyi sarsacak, bozacak yönde siyaset, eylemde ve söylemde siyaset izleyebilmektir. Ben bunların yapılabileceğini düşünüyorum. Neden diye sorarsanız, Yalçın Karatepe orada.
çok yetkin bir iktisatçımız kendisi. İlhan Bey dış politika açısından son derecede yetkin, önemli, görüşlerine katıldığım, beğendiğim dış politika uzmanlarından biri. Selin Hanım. Selin Hanım da yani iktisat camiasının çok saygın kişiliklerinden birisidir akademik background'ı itibariyle. Bunun dışında başka arkadaşlar da mutlaka var. Namık Bey keza aynı şekilde güçlü bir kadro. Eğer çalışmak isteyen, politika öğretmek isteyen birileri varsa bunlar bu işi yapabilecek kadrolardır. Elbette siyasi düzlemde eleştirileriniz olabilir. Eski yönetimin içerisinde yer alan bu arkadaşların ne kadar yeni olabileceğini ifade edebilirsiniz. Ama kanaatimce bu yersizdir. Çünkü bir siyasi bütünlük içerisinde siz çok doğruları söyleseniz bile liderin ve çoğunluğun fikirlerinin yönünde, belirlenen politikalar yönünde uygulamalar yapmak zorunda, çalışmak zorundasınız. Dolayısıyla bu tip eleştirileri bence dozajında yapmak ve belki de zamanı geldiğinde Özgür Bey'e bunları hatırlatmak ve doğru yoldan saptığı zaman, eksenden saptığı zaman, söylediklerinden, vaatlerinden saptığı zaman hatırlatmak, arasallaştırmak o anlamda doğru olabilir. Ama şu anda Özgür Bey ve ekibinin zamana ihtiyacı var. Politikalarını göstermeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Pekala, o zaman son olarak da şunu soralım Sayın Gülçal. Yine anlattınız, yine bir soluksuz dinledik sizi. En son Cumhuriyet'in 100. yılını konuşmuştuk ve Cumhuriyet dönemini anlatmıştınız bize. Atatürk ve beraberindekiler bu mucizeyi nasıl başardılar? O ekonomi mucizesi nasıl hayata geçti? Onu anlatmıştınız. Dolayısıyla aslında dönüp baktığımızda örnekler de var. İşte biraz önce Umur Talon'un da yazısında olduğu gibi. Örnekler de hazır. Biraz dönüp bakmak gerekiyor. Son olarak şunu soracağım. Müsaade ederseniz. Şimdi dünyanın tam tersi bir durum Türkiye'de karşımıza çıkıyor. İzlenen bu politikaların dışında sol ve yoksul kesimler arasındaki tabloya baktığımızda dünyanın tam tersi bir durum özellikle oy verme davranışlarında karşımıza çıkıyor. Bu izlenen politikalar sonucunda ne dersiniz, acaba burada da bir değişim yakalamak mümkün olur mu? Olur tabii ki. Yani şimdi vatandaşa bunlar ifade edilirken sol denildiği zaman, işte emek denildiği zaman bunları bir laf olarak düşünüyor. Ya da solcuların toplumla bağlarını kopartan söylemler olarak, yabancı söylemler olarak algılanıyor. Öyle bir şey yok. Yani bunlar bir ihtiyaçtan, toplumun içinde düştüğü problemli durumdan kurtarmak için bir araç olarak kullanılan ifadeler. Şu an zamanında sol ortaya çıkarken toplumun genelini oluşturan emekçilerin içinde bulunduğu durumu iyileştirme gayreti var. Ve o gayretin simgeselleşmiş ifadesidir o. Şu anda topluma bakıyorsunuz, yine dar gelirli, düşük gelirli insanların, orta sınıfın çok ciddi, beyaz yakalıların özellikle çok ciddi gelirinde bir aşınma var. Bu aşınmanın sebepleri nelerdir? Bunları sorgulamanız gerekiyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla, hani sosyolog değilim ama bunları konuşacağız ilerleyen günlerde. Aslında bürokratik CHP içerisinde bürokratik bir yönetim tarzından, yani kamu odaklı bürokratik bir yönetim tarzından daha sivil, toplumun beyaz yakalılarını daha çok temsil eden, toplumla bağ kurmaya çalışan, muhtemelen daha özgürlükçü bir yönetim tarzına doğru evrildiğini düşünüyoruz. Aslına bakarsanız bir önceki yönetim tarzı, kişilerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Baykal dönemi, hatta biraz da onun öncesine gider, ağırlıklı bir şekilde CHP bürokratik bir devletti. Yani bürokrasinin temsil edildiği bir siyasi organizasyondu. Şimdi bu seçimle birlikte toplumun, sivil toplumun daha fazla temsil edildiği bir yapıya doğru evrildi. Bunu ben açıkçası çok daha uzun vadede bizim gibi sosyal bilimcilerin daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Yalnız bu gelişmeyi lütfen
Yani ben Özgür Özel veya Kemal Kılıçdaroğlu anlamında bir tercihte bulunmuyorum. Yani o öyle anlaşılmasın. Evet. Kemal Bey'i de çok sevdiğim bir siyasetçimizdir. Türkiye'de çok büyük emekleri vardır. Yaptıklarını inkar edemeyiz. Ancak bu dönüşümün toplumsal dinamikler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda olması gereken bir dönüşüm olduğunu da ifade etmeden de geçemiyorum. Evet. Dolayısıyla zamana uygundur, 100. yıla uygundur, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hem iktidar açısından hem siyaset açısından. İktidarın da bu değişime kayıtsız kalmayacağını ifade etmeye çalıştım görüşlerimle. Evet, Profesör Doktor Öner Günçavdı bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum Sayın Günçavdı katıldığınız için. Rica ederim. Evet, yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu değişim ve elbette dönüşüm, bu tarihi değişim diyor ki Profesör Doktor Günçavdı, iktidarı da AKP iktidarını da bir dönüşüme zorlayacak. Özellikle ekonomi politikalarında çok çok önemli bir anlamda.